Zagor TV YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul'daki türbe ziyaretlerimizin bugünkü durağında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Gülnüş Emetullah Valide Sultan Türbesi var. Gülnüş Emetullah Valide Sultan, Venedikli Verziz ailesinden olup 1640'lı yıllarda Girit'te doğduğu sanılmaktadır. Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa'nın resmi fethi sırasında esir düşerek İstanbul'a getirilir. Burada saraya takdim edilir, kendisine ise güzelliği dolayısıyla Gülnüş adı verilir. Gülnüş Emetullah kısa zamanda 4. Mehmet'i kendisine bağlayıp sarayda başkadın olur. 1664'te Şehzade Mustafa'yı, 1673'te ise Şehzade Ahmet'i dünyaya getirmesi onun saraydaki mevkisini iyice kuvvetlendirir. Tahta kendi oğullarının oturmasını sağlamak için bir ara saray entikarına girerek Şehzade Süleyman ile Şehzade Ahmet'i bertaraf etmek istediyse de Valide Hatice Turan Sultan buna imkan vermemiştir. Gülnüş Sultan, Valide Sultan'la iyi geçinmeye dikkat etmiş, onun 1683'te ölümü üzerine haremin tek hakimi olmuştur. Av meraklısı 4. Mehmet sık sık gittiği ve uzun süre kaldığı Balkan şehirlerine onu da beraberinde götürmüştür. Günlerini genellikle Edirne Sarayı'nda geçiren Gülnüş Sultan, kocası 4. Mehmet'in 1687'de tahttan indirilmesiyle mevkisi sarsılır. Topkapı Sarayı'ndan alınarak Beyazıt'taki eski saraya nakledilir. 2. Süleyman ve 2. Ahmet'in saltanatları sırasında buradan mütevazi bir hayat süren Gülnüş Sultan, oğlu 2. Mustafa'nın 1695'te tahta çıkması ile Valide Sultan olarak tekrar nüfus kazanır ve padişah olan oğlunun bulunduğu Edirne'ye gider. Öteki oğlu 3. Ahmet'in saltanatında da devam eden Valide Sultanlığı, 6 Kasım 1715'te Edirne'de vefatına kadar aralıksız 20 yıl sürer. Naaşı İstanbul'a getirilerek Üsküdar'da yaptırdığı Yeni Valide Camii önündeki türbesine defnedilir. Sağlam mevkiine rağmen genellikle siyasetten ve nispeten de saray entikarından uzak kalan Gülnüş Sultan'ın muhtemelen bu tutumundan dolayı Osmanlı kroniklerinde hayratıyla ilgili kayıtlarının dışında faaliyetlerine pek yer verilmemiştir. Gülnüş Sultan'ın hayratı arasında Hasekiliği esnasında Mekke'de yaptırdığı Hasekiye imareti, hac yolundaki çeşme ve kuyular, büyük oğlu Sultan Mustafa zamanında Galata'da yanmış olan eski bir kilisenin yerinde inşa ettirdiği yeni cami ve çeşmesiyle, küçük oğlu Sultanahmet'in saltanatı sırasında Üsküdar iskelesinin sağında yaptırdığı cami, sebil, çeşme, imaret, Sibyan Mektebi medreseden oluşan külliyesi sayılabilir. Türbe, Gülnüş Sultan'ın sağlığı sırasında 1713 yılında yapılmıştır. Sekizgen planlı türbenin üzeri, madeni çemberler içerisine alınmış kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi birbirlerine sivri kemerlerle bağlı 8 yuvarlak sütun taşımaktadır. Sütunların arası madeni şebekelerle çevrilmiştir. Türbenin üzerine örten kubbenin eteğinde sülüs yazı ile İnnâhu min Süleymane ve İnnâhu Bismillahirrahmanirrahim ile Ayet-el Kürsi yazılmıştır. Türbenin kuzey tarafında bronz şebekeli kapısı bulunmaktadır. Türbenin ortasında Gülnüş Sultan'a ait mezar vardır. Mezarın baş ve ayak taşları oldukça büyük ölçüde olup üzeri İstiridye kabuğu şeklinde mihrapçıklar ve kabartmalarla bezenmiştir. Osmanlı mezar taşlarının en güzel örneklerinden biri olup, ayak taşında vazo içerisinden çıkan bahar gülleri, zerrinler, karanfiller, laleler kabartma olarak işlenmiştir. Baş taşında ise talik yazı ile Arapça bir kitabeye yer verilmiştir.
Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde türbeler, camiler, tarihi yerler ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim kıssaları ile dini hikayeler kanalımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.